Gemiyi dolaştık değerli meslektaşım Özgür Ekşi yanımda. Birlikte de şöyle bir gemiyi değerlendirelim diye de Özgür'le beraber bir röportaj çekelim. Herhalde TCG Anadolu'nun ne zaman çıkarız bir daha güvertesine? Bir ilk röportajı yapalım da burada. Evet, ilk defa buraya geldik. İlk defa böyle bir yere çıkmanın mutluluğunu yaşıyoruz doğrusu. Heyecanla da bekliyorduk ve sürpriz oldu doğrusu. Bir sürü haberini yaptık, videosunu yaptık, yazdık. Sen İngilizcelerini yaptın tur defte ama ilk defa böyle bir ayağımızı attık. İnşallah atarız da. İnşallah devamı da gelir. Trakyasını da bekliyoruz bunun. Bakalım. Bakalım bununla ilgili. Peki Özgür, burada tabii dilimiz döndüğünce anlattık. Taşıdığı zırhlı personel, yüzen hastane, savaş ve barış zamanı yapacakları, hava araçları, ski jumpını, hava savunma sistemlerini derken senin gözüne burada ne çarptı, neler var gemiyle ilgili? Biz senden kısaca mesela bir şey alalım. Şey daha yapılmamış, onu sordum ben. F-35B'nin egzozlarından dolayı bir zeminin sıcağa dayanıklı olması gerekir. Böyle bir şey yaptınız mı diye sordum. Hayır, yapmadık. Gerekirse yapacağız dediler. Demek ki daha orada bazı şeyler geleceğe bırakılmış. Aynen ileride aslında MIUS için, TB3 için envantere girdikten sonra bazı işlerin yapılacak olması gibi. Demek ki bazı şeyler şu anda daha bitti. Bazıları zamanı var. Daha sırası gelmedi. Ben bunu gördüm. Teknolojik olarak, ambargosal olarak, gelişmeler açısından çünkü daha TB3 uçacak. Herhalde önce biz AH-1W süper kobraları göreceğiz burada. Belki Seahawk'lar inecek kalkacak onun yanı sıra ama bir sonraki adım insansız hava araçları. Muhtemel bunlar geldikçe de bir şeyler üzerine konulacak. Biraz daha hava tarafı ağır olacak herhalde. Biraz öyle olacak. Bir de şunu kabul etmemiz lazım. Biz burada bir şeyi sıfırdan öğreniyoruz. İlk defa yapıyoruz. Hatta başkan da söyledi. Biz bunu ilk defa yaptık bir subcontractor olarak alt yükleniciyle beraber. Şimdi bundan sonra biz kendimiz yapacağız dedi. Ve bu arada da biz öğrendiklerimizi üst üste ekleye işte İHA'dır, helikopterdir her şeyi bence yapacağız. Biraz insanları çok görüyorum. İşte çok zaman geçti, çok şöyle oldu. Doğru, çok zaman geçti. Hepimiz sabırsızlanıyoruz ama sabırlı olmak gerekiyor. Böyle bugünden yarın 2 dakikada olan bir şey değil. Ama ben yine sabır kısmına şöyle bir başarı olarak kendimce addediyorum. 2015-2022, 7 yılda en azından bunun teslim edilebilecek aşamaya gelmesi, tamam görevleriyle ilgili gelişmeler olacak edecek ama buraya bir gelmesi bile bayağı bu projeye bir önem maddi ve manevi anlamda verildiğini ben hissediyorum. Biz iyi sabrettik, karşılığında iyi alıyoruz bence. Bence işin özü budur. Bundan sonrası da daha da iyi olacak bence. Yani bir sürü sistem, nasıl TB2 ilk çıktığı zamanki görevi neydi, şu anki dünyadaki durumu ne? İHA'larda belki bu gemiyle birlikte bence çok yeni bir sayfa açılacak gibi duruyor. Bakalım TB3 için de herhalde ihracatla ilgili, bu konuyla ilgili çok enteresan gelişmeler şimdi olabilir. Evet, aslında bize F-35B'nin verilmemesiyle başlayan attığımız adım dünyada kendini gösteriyor. Örneğin 3 hafta kadar önce İngilizlerin MHS Wales Amerika'ya bir tatbikata gidecekti, bir kaza geçirdi, geriye döndü, yerine Queen Elizabeth gidiyor. O gemi Amerika'da ve Kanada'da deniz platformlarından havalanacak insansız hava araçlarına ilişkin özellikle çalışmalar yapacaktı. Yani aslında Amerika uzun zamandır bu tür çalışmaları yapıyor. Hatta havaya kaldırdığı tanker insansız araçtan havada yakıt ikmali bile yapıyor. Artık bu işin ucu. Evet, ama aslında dünyanın geri kalanında, yani Amerika eğer bu işin lideri ise, biz de öyle bir yerden itiyoruz ki, öyle bir yerden ilerliyoruz ki diğerleri daha önce dudak büktüğü, küçümsediği yani falan işte dedikleri şeyleri, bir dakika biz geride kalıyoruz, biz bunu nasıl yapacağız, bari Amerika ile yapalım mı geliyorlar. Bu bizim nasıl iyi bir yerde olduğumuzu, nasıl ilerlediğimizi, iyi ilerlediğimizi gösteren önemli bir örnek bence. Ben tabii şeye de bakıyorum, sadece olayın işte biz üzerine bir İHA koyduk, şunu yaptık, bunu yaptıktan öte bu barış zamanı, özellikle anonslarımda da söyledim ben, o Beyrut'taki çok büyük patlamalarda Fransız donanmasında da benzeri sınıftaki gemilerin hemen gitmesi, yüzer hastane yardım götürmesi, yardım da biraz bahane belki de, bir tabur askerini oraya varlık gösterip zırhlı araçlarıyla bayrak göstermesi, sanıyorum Türkiye'de muhtemel bu seyirler sırasında bayağı bir modifikasyon, mühendis, en azından personel kadar da mühendis çalışacak herhalde. Doğru. Bir de bir ilginçtir, benim şanslıydım dün. Antalya'da NATO tatbikatındaydım. Mavi balina. Mavi balina ve Dynamic Mariner tatbikatındaydım. Orada da TCG Sancaktar'daydım. Yani tank çıkartma gemisindeydim. Her gün bir gemi. Yani şimdi
envantere girmiş bir geminin tank çıkartmak için kullandığı hangarını gördüm. Devasa. Buraya girdim ve hani dün onu gördüm, bugün bunu gördüm. Yarın ne göreceğimizi Allah bilir de. İnşallah güzel şeyleri görürüz ama hani yaklaşık olarak onun hani bir metrik bir ölçüm yok ama 2,5-3 katı uzunluğunda bir alt güverteye girdim. Şimdi geldiğimiz yer bence o bile bir nereye gideydik, nereye geldik, neye envanter aldık, şimdi neye envanter alacağız? Onun 2,5-3 katı daha büyük deke sahip, güverte, alt güverteye sahip bir yerden bahsediyoruz. Ben Türkiye'nin milli olarak bu tür işleri yapıyor olmasının ilerideki bağımsızlık anlamında, yurt dışına bağımlı olmamak anlamında çok önemli yeri olduğunu düşünüyorum. Peki şey de sorayım size, hazır NATO'da, NATO tatbikatta, çünkü çok güzel bir fotoğraf geldi NATO'dan. Aksaz'da deniz üstünde bir hava fotoğrafı, gemiler farklı farklı ülkeler ve Yunan gemisi de vardı. Peki Antalya'da ne vardı böyle bu tatbikatla ilgili? Bir yandan NATO'yla geriliyoruz, bir yandan işte Şangay beşlisi mi şu mu bu mu derken, ama Türk Deniz Kuvvetleri, sadece deniz kuvvetlerini demeyeyim ama NATO'nun çok önemli bir bayrak gösterebilen, herhalde 4 tane 5 tane donanması var desek, doğru. Türk Deniz Kuvvetleri bundan biri. Tatbikat, biraz da o son gözlemlerini alalım, kapatalım. Şimdi zaten tatbikatın ana konusu NATO'nun Doğu Akdeniz'deki SNMG denilen görev gücünde Rapid Reaction Force, hızlı müdahale gücünün komutasının kimin üstleneceği işi. O da aslında oradaki çalışmalarda da sordum. Bir emekli koramirayla konuştum, İngiliz. Mentor olarak, danışman olarak gelmiş. O anlattı, o söyledi fikirlerini. Bir hazırlık gerekiyor. Ve o tatbikatta aslında hazırlığı ispatlıyorsunuz. Yapamayacak hale gelmeden de o tatbikata çıkmıyorsunuz. O da bir hani mezuniyet brevesi gibi bir şey oluyor. Fakat oraya girdiğiniz zaman o kadar büyük bir kuvveti üstünde birçok platformuyla, silahıyla, hepsiyle ve organize bir şekilde götürmenin, deniz üstünde bunu yapabilmenin, birbiriyle herhangi bir sıkıntı yaşamadan, birbiriyle bir şey olmadan, soruna girişmeden yapabilmenin ne kadar zor olduğunu görüyorsunuz. Çünkü bir yandan deniz altına lojistik destek götüreceksiniz. Bir yere bir ortak bir güç olarak bir helikopter bir gemiden kalkacak, bir başka yere gidecek, orada şey yapacak. Bütün bunların hepsini beraber yapabiliyor olmanın, NATO içinde hepsi benzer ama aslında benzemez. Kuvvetleri hepsini organize bir şekilde yapabilmenin Türkiye'nin muktedir olduğunu gördüğümüz bir tatbikatta. Ev sahipliğinde Türkiye tarafından yapılması. Yabancılar da hemen döndüler, dediler ki işte siz Yunanistan'la sıkıntılar yaşanıyor, bu sırada böyle bir şey yapılıyor. Acaba Hüseyin Tığlı Amiral ki komuta onda olacak, dedi ki burada onlara hoş geldiniz diyoruz. Çünkü bu bir NATO, bir beraber iş yapma kültürünü, beraber kendimizi savunma kültürünü sergilediğimiz bir yer. Burası Yunan'a git, burası bizim alanımız diyeceğimiz yer değil. O anlamda da aslında Limnos da şey bir gemi, Kemal Reis'le daha önce kaza geçirmiş olan, 2020'de kaza geçirmiş olan gemi. Ama hiç kimse için onun intikamı bu diye bir şey yok. Burası beraber Orta Doğu, özellikle Akdeniz'de NATO'nun gücünü sergilediğimiz yer ve bunu da Türkiye sergileyecek. Bunu da Türkiye komut edecek. Bence çok büyük, önemli bir başarı, gurur kaynağı. Özgür, çok teşekkürler. Genelde bu tür canlı yayınlarımızı uzaktan bağlantı yaparken bugün TCG Anadolu'nun üzerine gerçekten benim açımdan çok keyifli, tarihi bir an, gurur duyacak bir an. Senden de bu, hem gemiyi aldık hem de NATO ile ilgili tatbikat geri planını aldık. Çok çok teşekkür ederiz. Sağ olasın. Ben çok teşekkür ediyorum. Herkese hoşça kalın diyoruz.